Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü üzerinde grubumuz adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi yeniden saygıyla selamlıyorum. Burada geçmiş yıllarda da sürekli gündeme getirdik. Özellikle kendi bölgemizde sulama ile alakalı bazı problemlerin ve bitirilmemiş yerlerin olduğunu Sayın Bakan'a defalarca söyledik. Ancak bu Yedigöze Barajı'nın bir an önce tamamlanıp ve bir an önce oradan da 750 bin dönümlük arazinin sulanabilmesini sağlamak lazım. Sayın Bakan Yedigöze Barajı devam ediyor diyor. Sağ olsun, belki katkı da sağlıyordur oraya ama bir an önce bitirilmesinde fayda var. Çok ağır ilerliyor. Yani daha şu ana kadar 20 bin dönüm araziyi sulayabilecek kadar kısmı o da daha tamamlanamadı. Geçen gittim, inceledim, baktım. Daha borular yeni yeni yerleştiriliyor. Yani bunun bitmesi, eğer bu şekilde müteahhitin insafına bırakırsanız 3-4 yılı, belki 5 yılı bulacak. Onun için bir an önce bakanlık kanalıyla DSİ Genel Müdürlüğü buranın üzerinde baskı kurmalı. Gerekirse oranın ihale bedeli arttırılmalı veya paralarının bir an önce hızlı hızlı ödenerek oradan Yedigöze Barajı'nın bir an önce bitirilerek o 750 bin dönüm arazinin sulanması lazım. Çünkü o arazi sulandığı zaman ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda bölge çiftçisine de çok önemli katkılar sağlayacaktır. Çünkü sulu arazinin verimiyle kuru arazinin verimi bir olmaz. Dediğim gibi hem ülke ekonomimize hem de oradaki çiftçilerimize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Yine bu yeraltı drenaj kanallarını da söylemiştim daha önce Sayın Bakan. Geçmiş yıllardaki konuşmalarımda söyledim. Yeraltı drenaj kanallarını da bir an önce bitirmeniz lazım. Neden bitirmeniz lazım? Çünkü sulanan arazide gün geçtikçe çoraklaşma oranı artıyor. Gün geçtikçe taban suyu yükseliyor. Eğer bu taban drenajını bir an önce bitirip o suları normal drenajlara akıtmazsak o mümbit güzel araziler çoraklaşarak değerini kaybedecektir. Onun için biz bu taban drenajlarını bir an önce bitirmemiz lazım. Yapılmayan yerlerde bir an önce ihaleye çıkartmamız lazım. Geçmiş yıllarda çok hızlı yapılıyordu. Ancak şu dönemde böyle çok ağır, nazlı nazlı yapılıyor. Bunu da hızlandırmanız lazım ki o araziler çoraklaşmasın. Bir an önce o arazileri kurtaralım. Yine normal drenajlar, açılmış olan drenajlar yıllarca bütün tarlaların ayak sularının akması neticesinde hem içerisinde toprak birikintisi ve bu toprak birikintisinin üzerinde de ot ve sazlıkların bitmesi neticesinde şu anda onlar da yeterince çalışmıyor. Yani normal tarlalardan gelen taban suyunu kanaldan denize veya ırmaklara akıtmak noktasında yeterli faaliyet gösteremiyor. O drenajların da bir an önce temizlenmesi lazım. Ha diyeceksiniz ki bunlar sulama birliğine ait. Ya sulama birliklerinin buna gücünün yetmesi mümkün değil. Siz de biliyorsunuz bunu. Bu ancak DSİ vasıtasıyla büyük sallama kepçelerle ancak temizlenebilir. Onun için bu drenaj kanallarının da bir an önce temizlenerek çiftçilerimizin hizmetine sunulmasında fayda var. Yine bu her defasında söyledim, yine söylüyorum. Aslantaş Barajı'ndan gelip Ceyhan Ovası'nı ve Yumurtalık Ovası'nı sulayan o büyük kanallara bazı şehirlerin atık suları karışıyor. Yani kanalizasyon sularını akıtıyorlar. Cevdetiye regülatörü Sayın Bakan. Cevdetiye regülatöründe DSİ başladı. Ancak o da çok nazlı ve çok ağır ilerliyor. O arıtma sistemini bir an önce bitirirsek kanala kanalizasyonun pis suyu akmamış olacak. Dolayısıyla da kanallarda yosunlanma oranı düşük seviyede olacak. Yosunlanma oranı arttığı zaman yazın çiftçinin en çok suya ihtiyaç olduğu dönemde mısır sulanacak, pamuk sulanacak, birdenbire yosun ilacı ile alakalı bir çalışma yapılıyor ve çiftçinin suya en çok ihtiyaç olduğu dönemde su kesintisi oluyor. Bir gün su kesintisi tam 3 gün, 4 gün sonra en dipteki çiftçiye ulaşıyor. Dolayısıyla mısır üretimi yapan çiftçilerimizde 3 gün gecikme çok önemli ürün kaybına sebep oluyor. Sayın Bakan, bunları dikkate alır. Eğer bu konuda çalışmaları gerçekleştirebilirsek memnun olacağız. Yani bunları biz her defasında söyledik.
yine söylemeye devam edeceğiz. Yine 2B arazileri. 2B arazileri sizin hazırladığınız, burada hep birlikte ortaklaşa destek vererek çıkarttığımız bir yasaydı. Ancak 2B arazileriyle alakalı çok önemli problemler var. En son torba yasada da büyük şehirler içerisindeki 2B arazilerinin satışıyla alakalı bir düzenlenme yapıldı. Bu da olumlu ve güzel bir gelişmedir. Ancak 2B arazilerinin kiralama bedelleri çok yüksek. Yani normalde çiftçi bir vatandaştan kaça kiralıyorsa o kira bedelinin dahi üstünde fiyatlar sunuluyor çiftçiye. Adam devletin memuru gidiyor, kahveye oturuyor. Kahvede çiftçilikten alakası olmayan bir vatandaşa soruyor. O da sırf övülmek için kendi kendine ya 500 liradan gidiyor kardeşim tarlanın dönümü diyor. Yaz 500 lira. Ya insaf edin arkadaş ya. Biraz araştırın. O bölgede ilçe tarım müdürlükleri var. O bölgede ziraat odaları var. O bölgede çiftçilik yapan insanlar var. Bunlarla oturun, istişare edin. Ortak bir rakam ne çiftçiyi yakacak ne devletimizi yakacak. Hani ne şiş ne kebap misali var ya. Ne şiş ne kebap misali. Güzel ortalama bir rakam çıkartalım. Ama bugün sulu arazilerde 400 bin lira eski rakamla. Normal taban arazilerde 200 bin lira, 150 bin lira fiyatlar biçiliyor. Bakın bu fiyatlarla çiftçinin üretim yapıp para kazanması mümkün değil Sayın Bakan. Bununla ilgili hükümetiniz bir çalışma yaparsa, Sayın Maliye Bakanı'na da bunu birkaç defa söyledim. Bu yasayı sizin bakanlığınız, yani siz hazırlayıp çıkarttığınız için özellikle tekrar gündeme getiriyorum. Lütfen bu konuda hükümetiniz çiftçiyi koruyan, üreten insanı koruyan bir fiyat oluşturması noktasında gayret göstermeli. Yine 2B arazilerinin satışıyla ilgili de çok önemli problemler var. Bakın 2B arazilerinin arsa olan, yani yaylalık, ormanlık alandan dönen kısımları satıldı bitti gibi bir şey. Ancak hazine araziler olan kısmında çok önemli problemler yaşanıyor. Yani bir raiç bedel çıkartıyorlar ki aman Allah'ım ya, yani sanki çiftçi almasın da o hep bahsettiğiniz faiz lobileri var ya, sanki faiz lobileri gelsin çiftçinin elinden bu tarlayı alsın diye ısrarla böyle çiftçinin alamayacağı önemli rakamlar çıkartıyorlar. Yani şimdi bakın üç tut yeşil hava köyü bunun en güzel örneğidir. Üç tut yeşil hava köyünde hak ettiği halde eczemisil bedeli olarak hak ettiği halde tarlasını alamayan çiftçi sayısı kaç tanedir? Lütfen araştırın. Değerli Adana milletvekillerine söylüyorum. Tarım Bakanlığı'na söylüyorum. Ve size söylüyorum Sayın Bakan. Lütfen araştırın. Hak ettiği halde tarlasını alamayan çiftçi sayısı ne kadardır? %30'u bile alamadı kendi tarlasını. %30'u bile hazine arazisi. Hazine arazisi aynı statüde satıldı Sayın Bakan. Aynı statüde satıldı. Bakın %30'u bile kendi tarlasını alamadı. Niye alamadı? Çünkü raiç bedel o kadar yüksek çıkartıldı ki adam pes etti. Alacak durumu kalmadı. Gitti efendim bir tane faiziyle anlaştı. O faizci geldi trink diye tarlasını satın aldı. Bakın benim sözüm muayyer. Eğer bu sözümde bir yanlışlık varsa kim bunu ispat ederse özür dilemeye hazırım. Ama ben bu sözü söylerken bildiğim borular için söylüyorum. Yani gidin araştırın bakın. Bu konuda bir yanlışlık varsa ben özür dilemeye hazırım. Ya biz istiyoruz ki çiftçi alsın kardeşim. Üreten insan alsın. Adam hayvanını sattı. Traktörünü sattı. Evini sattı. Gitti affedersiniz. Ahıra yerleşti. Ahırda yaşamaya çalışıyor. Buna rağmen tarlasını alamadı. Ya yazık değil mi bu insanlara? Yani raiç bedeli çok yüksek çıkartıyorlar. Bu raiç bedeli mutlaka çiftçinin alabileceği makul seviyeler çekmemiz lazım. Eğer bunu yapamazsak hep Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği gibi iyi niyetten bahsettiğinden de eminim faiz lobileri diyor ya vallahi billahi bu çiftçinin tarlalarını faiz lobileri alır. Ondan sonra da her defasında söylüyorum bazıları pes eder sesini keser oturur ama bazıları da kan döker Sayın Bakan. Benim tarlamı almaya çalışan insana ben tarlamı vermek istemem. Lütfen bu konuda Adana Seyhan'da ve Karataş'ın Adalı köyünde 3 tane insan öldü bu işten. Seyhan'da 3 tane insan öldü bu yüzden. Lütfen bu konuda çiftçilerimizin lehine Milli Emlak'a ve oradaki komisyonları çiftçimizin lehine olacak şekilde çalıştıralım. Yani biz üreten insanları korumazsak, üretim yapan insanları korumazsak,
Nereye gideceğiz ya? Yani sabahleyin oturuyorsunuz, çok güzel kahvaltı yapıyorsunuz. Öğlenleyin oturuyorsunuz, çok güzel et yiyorsunuz, sebze yemekleri yiyorsunuz. Kimler üretiyor bunları? Hiç düşündünüz mü? Çiftçi üretiyor. Ya çiftçi cari açık vermeyen tek kurum. Siz buna rağmen çiftçiyi korumazsanız, üreten insanları korumazsanız, parası olan gelsin alsın mantığıyla hareket ederseniz, bu ülkede gerçekten üretim yapan insanlar, çalışan insanlar, hak eden insanların durumu ne olacak? Onun için bunları bir an önce korumamız ve onların lehinde düzenlemeler yapmamız lazım. Yine milli tarım politikaları diyoruz. Yani üretim yapan insanlar deminden beri bahsettik. Peki öyle mi yapıyoruz? Yani üretim yapan insanları gerçekten koruyor muyuz? Bakın bugün çiftçinin maliyetlerinin en yüksek olduğu mazot ve gübre. Ya şimdi şu anda bunu birkaç defa söyledim ama söylemekte fayda duyuyorum. Belki vicdanınızda hitap eder. Belki vicdanınızda bir yumuşama olur diye. Ya şimdi yat ve kotra sahipleri 20 milyon dolar, 30 milyon dolar para vererek yat alan insanlar 1 milyon 700 bin liradan mazot kullanıyor. Benim çiftçim traktörüne 5 milyon liradan mazot koyuyor. Ya traktörün bedeli ne kadar? Çiftçinin tarlasını satsanız bir tane yat almaz. Ama şimdi çiftçi koyuyor 5 milyon liradan mazotu. Efendim yat ve kotra sahipleri 1 milyon 700 bin liradan koyuyor. Ya Yunanistan'da bile ekonomisi battı gitti dediğiniz Yunanistan'da bile çiftçi 1 milyon 700 bin liradan mazot kullanıyor. Tarımsal mazot kullanıyor. Şimdi bu şartlarda çiftçimiz diğer ülkenin çiftçileriyle rekabet etmek zorunda. Ya sen çiftçiye bu imkanı sağla. Bak bakayım çiftçi Amerikan çiftçisiyle, Yunanistan çiftçisiyle veya başka ülkelerin çiftçisiyle rekabet edebiliyor mu edemiyor mu? Bizim çiftçimiz Allah'a çok şükür profesyonelleşti bu konuda. Her şeye ekip dikebilecek özelliğe sahip, bilgiye sahip, birikime sahip. Ama Tarım Bakanlığı'nın ve hükümetin bu konuda destek vermesi lazım. Şimdi gübre, bütün gübre fabrikalarını özelleştirdiniz. Hepsini sattınız. Bir de İran'da gittiniz bir gübre fabrikasına ortak oldunuz. O zamanki Sayın Mehdi Eker dedi ki çiftçimiz çok ucuz gübre kullanacak. İyi ki ucuz gübre kullanacak demiş ha Allah'tan yani. Ya şu anda dünyanın en pahalı gübresini kullanıyoruz ya. Yani DAP gübresi 1 milyon 600 bin lira. Haberiniz var mı yok mu bilmiyorum. Araştırın. Buğday ne kadar? Buğday sezonunda 900 bin lira, 940 bin lira. Niye? Çünkü Sayın Bakan, bakın Sayın Bakan'ın şahsıyla da herhangi bir problemim yok. Şahsı da iyi bir belediye başkanlığı yapmıştır, iyi bir doktordur. Ama politikalarıyla alakalı problemimiz var. Yani buğday hasadı başladığında buğday ithalatını imzalıyorsunuz Sayın Bakan. Mısır ithalatı başladığında mısır ithalatını imzalıyorsunuz. Ya bu nasıl bir anlayıştır ya? Yani maksadınız üreticiyi ortadan kaldırmak mı? Bütün faturayı, bütün cezayı üreticiye kesmek mi? Yani enflasyon düşecekmiş. Enflasyon düşsün diye mısır fiyatları düşecekmiş, buğday fiyatları düşecekmiş. Peki ben size soruyorum. Cips mi ucuzladı? Ekmek mi ucuzladı? Yoksa çubuk kraker mi ucuzladı? Yoksa makarna mı ucuzladı? Hangisi ucuzladı? Yani sen kalkıp da buğday hasadında buğday ithal edersen, efendim mısır hasadında mısır ithal edersen, bu doğrudan doğruyu üreticiyi cezalandırmaktır. Başka bir anlamı yoktur bunun. Onun için değerli arkadaşlarım, bakın vicdanlarınıza sesleniyorum. Ben muhalefet yapmak için konuşmuyorum burada. Eğer muhalefet yapmak için konuşuyorsam Allah belamı versin. Ben çiftçi olarak konuşuyorum. Kendim çiftçiyim. Çiftçi adına konuşuyorum. Yüreğim yanıyor ya. Mısır üretiyoruz. Tam çıktı mısır. Bir ay önce mısırın fiyatı 850 bin lira, 900 bin lira. Bir ithalat kanunu, bir imza mısır düştü 700 bin liraya. Allah'tan reva mı bu ya? Sayın Bakan eğer sizin vicdanınız bunu kaldırıyorsa ben diyeceğim bir şey yok. Vallahi yok. Böyle bir şey olmaz. Yani şu anda mısır ne kadar biliyor musunuz Sayın Bakan? Çiftçinin elinden çıktı. Ne kadar? 850 bin lira mısır. Kim kazandı? Kim kaybetti? Kazanan aracı.
Kaybeden çiftçi. Ya böyle bir mantık olmaz olmaz. Yani buğday 940 bin lira, 950 bin lira satıldı. Şu anda buğday 1 milyon 100 bin lira. Kim kaybetti? Kim kazandı ben soruyorum size. Yani Allah rızası için çiftçimizin lehine hareket edelim ya. Çiftçimizi koruyalım. Yani şimdi gübre fiyatlarını ucuzlatmak için her defasında söylüyorum. Ya tarım krediyi devreye sokun kardeşim. Yani çiftçiye gübre lazım olmadığı zaman gübre çok ucuz. 800 bin liraya düşüyor gübre. 750 bin liraya düşüyor. Ancak gübre ne zaman çiftçiye lazım? Birdenbire 1 milyon 200 bin liraya çıkıyor. Tarım kredi alsın gübreyi önceden. Var parası. Stok etsin. Ne zamanki piyasa yükselmeye başladı? Girsin piyasaya. Ucuz fiyattan gübre versin çiftçiye. Ucuz fiyattan mazot versin çiftçiye. Ya bu tarım kredi neye var? Yani ne için kullanıyor? Şey, bu tarım kredi kurulmuş. Yok biz bunların hiçbirisini yapmıyoruz. Efendim özelleşmiş. Özelleştirmeyelim efendim. Yeni bir yasa çıkartalım. Çıkartalım. Yasa çıkartmak çok zor değil. Yani 750 bin liraya üre gübresi kurtarıyorken nereden, nasıl buğdayına çiftçi gübre atacak, mısırına çiftçi gübre atacak? 1 milyon 200 bin lira. Niye 750 bin liradan kullanmasın çiftçi gübreyi? Yani biz üreticiyi korumamız gerekirken ne yazık ki üreticiyi korumak yerine aracıları koruyoruz, tüccarı koruyoruz, faizcileri koruyoruz, paradan para kazananları koruyoruz. Şimdi et ithalatı. Yani insanlarımız ucuz et yesinler Sayın Bakan. Haklısınız. Doğru. Bizim insanlarımız her şeyin en iyisine layık. Bunda hiçbir problem yok. Ama bunun çözümü et ithal etmek değil ki. Yani eğer bir şey ithal edecekseniz dişi düve ithal edin bari. Dişi düve sayısını 5 milyon 6 milyona çıkardın. Efendim bundan olan yavruların en az 2 milyon 2,5 milyon erkek yavru olur. Türkiye'nin zaten 2,5 milyon erkek hayvana ihtiyacı var. Erkek hayvan kesildiği zaman Türkiye'de artı her zaman söylüyorum et ve süt kurumu. Et ve süt kurumunu tamamen atıl duruma getirdiniz. Tek şeyi şu anda ithalat yapmak. Ya et ve süt kurumu çiftçiden doğrudan doğruya alsın, kessin, üreticiye doğrudan doğruya ulaştırsın. Hem üretici kazansın, hem tüketici kazansın. Bunu yapmak bu kadar zor bir şey değil ki Sayın Bakan. Ama en kolay yol git efendim Sırbistan'dan et ithal et. Git bilmem nereden et ithal et. Benim üreticim 5 bin liraya, 5 milyar liraya eski parayla erkek hayvan alsın, onu baksın, büyütsün, beslesin, 10 bin liraya mal etsin, götürsün kestirmeye, 9 bin lira para geçsin eline. Ya Allah'tan reva mı bu ya? Yani yem fiyatlarını ucuzlattığınızda, efendim bereler açtınız, verdiniz de et hala pahalıysa o zaman üreticiyi cezalandıralım. Ama yem fiyatları pahalıyken, meralar yokken, yani bunu üreticiyi cezalandırmak hangi anlama geliyor? Ben bu mantığı anlayamıyorum. Yani TİGEM'ler hangisi kar ediyor? Ektirin efendim arpayı. Ektirin arpayı. Zaten zarar ediyor. Çiftçinin lehine zarar etsin bari. Sunsun arpa fiyatları şu anda 1 milyon 200 bin lira. Sunsun piyasaya arpayı. Ucuz fiyatla. TİGEM zaten zarar ediyor. Eksin. Arpayı eksin. Çiftçinin lehine zarar etsin. Üreticinin lehine zarar etsin. Yem fiyatlarını ucuzlatın. Yem fiyatlarını ucuzlatıp meraları çiftçinin lehine sunup eğer bundan sonra da hala et fiyatları pahalı diyorsanız gelin hep beraber üreticiyi cezalandıralım. Ama üretip de karşılığını alamazsa insanlar hayvancılıktan bir çıktı mıydı bir daha hayvancılığa geri döndürmeniz mümkün değil. Ya söyleme sahip o kokuyu kimse çekmek istemez. Yani adam sabahın akşamına kadar hayvanla uğraşıyor. Yemiydi, suyuydu, ilacıydı. Bir de o kokusu,
sineği, yani siz bu şartlarda üretim yapan insanları adeta sanki suçlu bunlarmış gibi bunları cezalandırıyorsunuz. Yazıktır, günah. Buyurun tamamlayın Sayın Varlı. Allah rızası için üreten insanlarımızı koruyalım. Bizim üretime ihtiyacımız var. Cari açık vermeyen tek kurum çiftçilik kurumudur. Onun için adam hayvanını besliyor, ondan 3-5 kuruş para kazansın. Adam buğday ekiyor, ondan 3-5 kuruş para kazansın. Mısır ekiyor, ondan 3-5 kuruş para kazansın. Pamuk ekiyor, 3-5 kuruş para kazansın. Bakın bir de bu havza bazlı destek, birim desteğini mutlaka getirmeniz lazım. Türkiye'de pamukçuluğu korumak adına bunu da mutlaka yapmanız lazım. Çünkü Türkiye 2 milyar dolarlık pamuk ithal ediyor. Bu da Türkiye'ye çok ağır bir maliyet. Bizim çiftçimiz bunu üretebilecek durumda. Bu gücü var. Topraklarımız buna müsait. Havamız ve bu suyumuz buna müsait. Bu manada vicdanlarınıza tekrar sesleniyorum. Lütfen üreten insanlara sahip çıkalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür.